Gerçekten kolay değil bir e, 13. olan bir takımı tekrar şampiyonluk moduna geçirmek. Gerçekten çok kolay bir iş değil. Biz bir defa e, o Galatasaray ruhunu tekrar Galatasaray'a getireceğini düşünüyorum ben oyuncularda. E, onu da zaten yavaş yavaş son maçlarda gördük. O mücadele, o tekrar o istek, arzu er geçen gün arttıkça o daha da o, o, oturuyor oyun sistemine. Galatasaray fanzinden merhaba. Bu sezonda Galatasaray fanzin başladı. E, sezonun başlangıcının hemen öncesinde Galatasaray'ın efsanevi oyuncusu ve Galatasaray'ın eski teknik heyetinden e, Ümit Davala ile birlikteyiz. E, kıymetli dostum ve Natspor'un kıymetli yorumcusu Ümit Davala. Heyecan var mı Ümit? Yeni sezona artık heyecan, sayılı evet, anlar kaldı. Yeni sezon, yeni heyecan. Aynen öyle. E, hayırlısı olsun inşallah. Yeni sezonda inşallah. Güzel şeyler konuş, konuşuruz. Galatasaray'ı Galatasaray'la güzel yerlere getiririz inşallah. Peki Galatasaray'da şöyle başlayalım. Sezon öncesi genel bir değerlendirme. Kalede Muslera ve Okan Kocuk var. Bu yeterli mi kale rotasyonu için? Kale rotasyonu için geçerli. Yani şöyle bakarsak Galatasaray Avrupa'da olmadığı için sadece ligde mücadele ettiği için bu yeterli. Okan ben bunu kabul etmeyeceğini düşünüyordum esasında. Yani geçen sene e, çok iyi bir sezon geçiren bir Okan Kurçuk vardı Giresunspor'da Dolayısıyla tekrar burada e, ikinci arka planda olmak e, onun adına belki biraz e, ne diyeyim zor gelebilir diye düşünmüştüm. Ama e, bu şekilde eğer kalırsa Muslera Okan bence okey. Okay. Muslera'nın da Okan'ın kalışında etkisi olduğu konuşuluyor. Muslera son döneminde tabii Galatasaray'da uzun süredir forma giydiği ve sembol isimlerden olduğu için... Yani bir futbolcudan daha fazlası takımda bir abi, işte kaptan rolü üstlenen bir profil olarak dikkat çekiyor. E, Muslera'nın da, Okan'ın kalışında payı var mıdır sence de Muslera ile yıllarca çalışmış birisi olarak? %100 vardır çünkü Okan da yani sonuçta Muslera yıllarca yıllar yıllar boyunca çalıştı. E, Galatasaray'da artık 10 seneyi aşkın bir e, yıl geçirdi e, Muslera. Yani her şeye çok hakim. Galatasaray'ın yapısını, Galatasaray ruhunu, Galatasaray'ın işleyişini çok iyi bilen bir mustere var. Dolayısıyla da, o da o şekilde yardımcı olmuştur. Orada kalmasına ikna etmiştir. Bence de çok doğru bir karar verilmiştir. Savunma bloğuna geçelim. Ümit Galatasaray'ın başarılı stoperi Markao artık yok. Sevilla'nın yolunu tuttu. Ve Abdülkerim Bardakçı geçen sezon Konya Spor'da başarılı bir sezon geçirmişti. Galatasaray forması giyiyor şu anda. Abdülkerimle Nelson gibi bir ikiliden bahsedebiliriz. Sol bekte Anolt yerini sağlamlaştırdı. Artık Galatasaray'ın ideal 11'inde yerini garantiledi diyeceğimiz bir isim. İşte onu Ömer Bayram'la yedeklemek söz konusu. Sağ bekte ise Omar'a bir de Duboa eklendi. Duboa'nın bir sakatlığı var belki şu an itibariyle ama bilinen tanınan bir oyuncu. Savunma bloğu için ne diyeceksin? Marka'nın gidişi Galatasaray'ı olumsuz etkiler mi? Ee, tabii ki etkiler çünkü Nelson Marko geçen sene gerçekten çok iyi iş başardılar. Yani o kadar çok tehlikeli tehlike görmelerine rağmen karelerinde e, gerçekten başarılı bir savunma e, hattı oluştu ikisinin birlikte merkezde. E, i̇kisi de çok iyi anlaşan bir tipti. E, hem işte e, havada olsun hem yerden olsun çok iyi müdahalelerde bulunan bir ikili vardı. Oyuna sokma açısından Marco tabii ki çok önemli bir kayıp Galatasaray için. Onun yerini dolduracak olan kişi şu anda bence Abdülkerim değil. Ee, onun daha biraz zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ee, birkaç hazırlık maçında seyrettik. Ee, biraz fazla heyecan, biraz daha fazla, daha basit oynaması gereken bir Abdülkerim olması gerekiyor. Dolayısıyla orada biraz daha ee, bir transfer belki düşünülebilir Galatasaray adına. Ee, sol tarafta Fatih İkfan Anadolu ee, geçen sene Evet istikrar sağladı. Çoğu maçta da oynayan oydu ama e, arkasına baktığınız zaman bir Ömer Bayram artık ben bir sol bek olarak görmüyorum. E, Patrick van Aalto'nun e, yerine orada herhangi bir sakatlık veya cezalı duruma düşmesini e, olduğu dönem e, bence Ömer orada biraz yetersiz kalır. oraya da tekrar bir gözden geçirmesi gerekiyor Okan Hoca. E, sağ tarafta Dubois evet çok iyi transfer. Bence hatta şöyle söyleyeyim. Ee, Mariano demeyeyim, Mariano'yu çok ayrı koyuyorum ben Galatasaray'da son 10 yıla baktığımız zaman ama bir Ebue tarzı bir e, futbolcu seyredebiliriz o tarafta. Tüm kulvarı e, kullanabilen, e, gidip gelebilen, güçlü kuvvetli, e, süratli bir oyuncu. E, hem Fransa milli takımı da forma giymiş bir oyuncu olarak e, görüyoruz onu. Şu an bir ufak sakatlığı var. O da yaklaşık bir e, Alt adalede, arka alt adalede bir e, yırtık oluştu. O da yaklaşık bir 4-5 hafta bir zaman alacağını düşünüyorum. E, yani e, önümüzdeki ilk 4 maçı belki onu görmeyebiliriz. Omar'ı o kadar çok formda görmedim bu sene. Kötü bir başlangıç yaptı hazırlık maçlarında. Yani fiziken çok çok e, %100 görmedim Omar'ı. Ama tabii ki o da artık e, daha da üstüne koymak zorunda. Çünkü gerçekten bek olarak sadece şu an onun e, tarafı, tarafında sadece Omar var. Dolayısıyla e, Dubuğan da olmamasıyla Omar şu anda bir tık iki tık hatta daha fazla üstüne çıkması gerekiyor. Yazımcan var evet e, genç bir yetenek. E, Altay'da da zaman zaman iyi işler yaptı geçen sene. E, hucumu çok seven bir e, solbek. sol bek. Ama e, hucumda ne kadar çok etkiliyse de defansa da o kadar çok zaafları olan bir oyuncu. Tabii ki genç daha öğrenecek. Ya Ömer Bayram'ın önünde olabilir mi sence sol bekte? Ömer Bayram'ın önünde. Aynen. Ve orta saha Galatasaray çok uzun süredir orta saha rotasyonunu oturtamıyordu. Geçen sezon özellikle Berkan Taylan Çıkıldı üçlüsünün performansları hiç beğenilmedi. zaman zaman ortaya forvet arkası Feguli geçti ama ne yapsa olmadı. Emre Kılınç çare olmadı. Ve Galatasaray geçen sezon 13. bitirdi ama bu sezon iki Önemli transfer var Sergio Oliveira ve Micho. Ve sırada da Evan derle Torreya'nın olduğu konuşuluyor. Arsenal'in e, altı numarası Torreya önemli bir oyuncu. Evander de Midland'den bilinen 24 yaşındaki Brezilyalı ofansif bir oyuncu. Galatasaray'ın orta sahasını nasıl buldun hazırlık döneminde? E, yeni sezonda Galatasaray taraftarı geçen sezona göre daha umutlu olabilir mi? Daha mutlu. Çünkü zaten hazırlık maçlarında ne kadar çok talep olduğunu gördük. Galatasaray taraftarı, statları akın etti. Ee, hem Avusturya'da da hem e, buradaki Kasımpaşa maçında da yalnız bırakmayan bir Galatasaray taraftarı vardı. Onlar da şu anda umutlu. Ee, evet geçen sene tartışılan e, bir e, Tayland, Berkan, Çıkaldıoğlu vardı. Sürekli tartışılan bir üçlü orta sahaydı. Bu sene çok farklı bir orta saha görünüyor Galatasaray. Bir defa şöyle söyleyeyim, geçen sene eksik olan, orta sahada eksik olan bir lider geldi şu an Galatasaray'a. O da Sergio Oliveira. E, o görevi çok çok iyi üstlenecek bir yapıya sahip. E, yaşı da ona müsait, 30 yaşında. Artık tecrübeli sayılır. E, hem e, aynı şekilde özlenen belki frekvik golleri de tekrar Galatasaray'a geri dönecek e, Oliveira'la birlikte. Ee, o konuda gerçekten müthiş bir transfer Galatasaray'ın. Ee, Porto'da zaman zaman az forma girdi ilk bölümde geçen sene. Ondan sonra Roma'ya hızlı bir giriş yaptı. Ee, ilk, i̇lk iki maçta iki gol bir asistlen bayağı hızlı bir giriş yaptı. Sonrasında yine biraz rülantiye geçti ama e, oynadığı sürece dediğim gibi sağ içinde lider olarak ve e, müthiş paslarıyla müthiş oyun zekasıyla Galatasaray'a e, muhteşem bir güç katacaktır. Mitçi, İskandinav e, ülkelerindeki oyuncuları biliyorsun yani sürekli hep e, çalışan, mücadele eden, e, agresif bir yapıya sahip olan. Aynı şekilde Mitçi e, ondan bekliyorum. Altı numara olarak e, asist asist sayısı na baktığınız zaman e, bayağı bir asist sayısı olduğunu gördüm. Yaklaşık bir 33 asisti var e, 195 maçta. Bir altı numara olarak. Gerçekten çok iyi bir rakam bu. Yani ileriye gidip de ara pasları, e, öndeki oyuncuları beslemeyi de seven bir oyuncu tarzı var. E, kesinlikle o da e, iyi bir transfer. E, orta saha belki bir Emre Akbaba da gelecek aynı zamanda. Geçen sene de o da Alanya'da e, çok iyi bir sezon geçirdi ve hazırlık maçlarında gerçekten çok iyi bir e, oyun sergiledi. Hem gol attı hem asist yaptı. Hem özveriyle çalıştı aynı zamanda. E, Zaten üç tane Türk gerekli olduğu için zaten o daha sonra geleceğiz belki de ama Yunus, Kerem, Emre Akbaba bence o ilk 11'in üçlüsü onlar oluşturacak diye düşünüyorum. Evet e, Yunus'la e, Emre Akbaba da sanki transfer gibi geldiler değil mi? Hani aşama kaydettiler. E, özellikle Emre Akbaba'dan pek bir umudu kalmamıştı Galatasaray'ın ama Alanya'da iyi performans sergiledi ve hazırlık maçlarında senin de dediğin gibi iyi oynadı. Yunus Akgün ise zaten çok iyi bir sezon geçirdi Adana Demirspor'da. O da hazırlık maçlarına hızlı girdi. Sen Kerem, e, Emre Akbaba ve Yunus'un özellikle yeni gelen e, klas golcü e, hemen ayağının tozuyla beğeni toplayan Seferovic'in arkasında vazgeçilmez olacağı kanaatindesin anladığım kadarıyla. Kesinlikle yani öyle düşünüyorum. Yunus da hani derler ya gitsin bir pişsin diye e, bir genç oyuncuya işte daha çok A takımda Forma şansı bulamayan büyük takımda Galatasaray gibi forma şansı bulamayan bir gitsin bir, bir sene pişsin derler ya o e, tam pişmiş olarak geri döndü e, gerçekten çok iyi bir sezon geçirdi Yunus şu anda da zaten o özgüvenini kendi de göster gösteriyor sağ içinde ve dışarıdaki hareketleriyle tavırlarıyla ben de bu takımın asıl oyuncusu diyebiliyor kendine e, Kerem zaten bildiğimiz Kerem sol tarafta o da e, onun yeri tartışılmaz olacaktır. O da işte milli takım dönüşü biraz sıkıntılar çekti ilk hazırlık maçlarında ama o da yavaş yavaş kendine geliyor. O da zaten e, genç oyuncu olarak Yunus'tan aynı şekilde rekabet halinde olacak. E, Yunus da Kerem aynı şekilde baz alarak e, iyi işler yapmaya çalışacak. İkisi de iyi anlaşılıyor gördüğüm kadarıyla kamp döneminde çok birlikte vakit geçirdiler. E, dolayısıyla Galatasaray için bunlar hem Emre Akbaba'yla birlikte büyük bir kazanç Ve Seferovic. Şimdi bundan bir iki hafta önce Galatasaray her sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan dört büyükler içinde en az şans verilendi. İşte bir önceki sezon çok kötü geçmişti, transferler gecikiyordu. Fakat bir Seferovic transferi, bir Sergio Oliveira transferiyle camiaya bir hareket geldi. Seferovic için neler söyleyeceksin? Nereye koyuyorsun Seferovic'i? Türkiye'ye bugüne kadar gelen forvetler içinde, Galatasaray'da oynayan forvetler içinde. Ve şu andaki dünya standartlarında. Ya şöyle bir süreç oldu zaten Galatasaray'da. Her şey geç kalınmış bir e, hareket zincirlemesi vardı. Yani bir ertelenen ertelenen bir seçim vardı. Sonra e, seçim oldu, başkan geldi. Bir hoca seçimi tekrar aynı şekilde bana göre çok uzun sürdü. E, hoca gelmesinden birlikte transferler de aynı şekilde yine biraz askıya alındı. Biraz e, tartışıldı işte, bakıldı, başkasıldı. E, araştırıldı. Ama şu anki durum çok çok iyiye gidiyor. Seferovic'den dediğin gibi e, şu anda e, bence en nokta transfer olan Seferovic. Yani geçen sene Benfica'da e, iki tane sakatlık döneme geçirdi. E, biraz uzun sakatlık dönemleri. Çok fazla forma şansı da bulamadı o yüzden. Ama e, eğer sakatsız bir dönem geçirirse Seferovic bu sene ki e, bir numarada zaten o gözüküyor. E, bence 25-25 e, e, Golün altında bir rakama ulaşmaz. Yani 25 gol ve üstü diye e, gol atacağını düşünüyorum bu için. Peki, hem e, şimdi hem asist olarak hem eee yetenekleri ve e, takım arkadaşlarına olan eee yakınlığı box içinde e, gerçekten müthiş bir transfer Fıratlı. Ee, şu anda Galatasaray'da adı geçen oyuncular ve mevkileri şöyle, Rugani geçiyor, stoperlerde en güçlü aday gibi gözüküyor ama tabii sürpriz bir isim gelebilir ya da diğer mevkiler için de geçerli. Defansif orta sahada Torreya ismi ön planda, ofansif orta saha olarak Evander ismi ön planda. Ee, bu isimler için ne düşünüyorsun? Bu isimlerde öncelik sırası ne olmalı? Hangisi daha büyük ihtiyaç ya sence? O isimleri çok fazla takip etmiş değilim zaten sen de biliyorsun birçok isim dönüyor hep sürekli. Yani bundan önceki dönemde de çok isimler ortaya atıldı. Dolayısıyla transfer olduktan sonra bunları daha rahat, daha sağlıklı... Mevki olarak hangisi daha ön planda sence? Stoper mi? Bence Stoper şu anda ilk sırada. Çünkü gerçekten Abdülkerim bence şu anda geçen sene Konya'da çok iyi bir geçen sezon geçirmesine rağmen şu anki performansı da Galatasaray'da yeterli değil. Oraya muhakkak bir tane stoper dağılması alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Peki 6 numara mı 10 numara mı öncelikle? Nelson'dan birlikte orada iyi hareket edecek olan bir stoper. Çünkü şöyle bir durum var Galatasaray'da şu anda. Evet ofansif hattı çok çok iyi. Birçok da pozisyona girecektir. İleride baskıda yavaş yavaş oturmaya başladı son maçlarda. Ama ileride baskıda topu alamadığın veya kapamadığın zaman da o geriye dönen toplar müthiş bir tehlike yaratacaktır Galatasaray kalesinde. Onu önlemek için gerçekten merkezi çok çok sağlam tutmak gerekiyor. O da sadece şu anda Nelson var. Nelson'da geçen sene aynı şekilde ile birlikte hareket ederek e, çok iyi bir zaman geçirdi. Onun yanına aynı şekilde Marco tarzında bir oyuncu gelmezse o merkezde de büyük sorunlar çıkar. E, yani her dönen top Galatasaray'a tehlike olarak gelebilir. E, şöyle söyleyeyim yani 4-2, 3-2, hani 3-1 yani çok farklı skorlar çıkabilir Galatasaray maçlarında. İlginç. Peki 6 numara, numara mı numara, öncelikli? 10 numara, on numara mı öncelikli? Mithşeylan şu anda tamamlanmış durumda. Orada e, bence Taylan veya Berkan orada tutulması halinde. Onlar da e, ikinci plan olarak e, misyon olmadığı durumlarda belki e, iş yapabilir. Ama e, bence belki bir forvet daha düşünülebilir oraya. Orada oraya gelecek. Evet yani ziyade Seferovic ve Gomis var şu an elde. İşte Oğulcan evet. bir ara denendi. Oğulcan o görevi yani Galatasaray'ın üçüncü forveti e, olma e, görevini taşıyabilir mi? Ya hazırlık maçlarında o da çok sırıtmadı. Yani e, iyi bir performans gösterdi diyelim. Ama e, yani şöyle şöyle bir durum var. E, lig başladığı zaman mesela Galatasaray'da e, kiralık giden oyuncu hatta bir alt lige giden kiralık bir oyuncuysa eğer e, orada ben sürekli oynamasını beklerim. Onu Eyüp'te başaramadı. Eyüp'te de, de Zaman zaman çok yedek kaldı. Özellikle playoff maçında da aynı şekilde. Dolayısıyla e, Seferovic ve arkasında Gomis. Ki Gomis e, ikinci planda olmayı da sevmeyen bir yapıya sahip. Onu zaten kendi de beyan etti. Yani e, Gomis'e eğer yedek oturacaksan o da bir sıkıntı yaratabilir Galatasaray'a. E, orada bir huzursuz, huzursuzluk da çıkabilir. Yani Gomis o tarz bir oyuncu değil. 37 yaşında olmasına rağmen hala kabullenmiyor yani. Ben diyor ben oynayacaksam veya bir takımda bulunuyorsam eğer ben ilk sırada olmam gerekiyor diyor. O zaman da Okan Hoca çift favet oynaması gerekiyor. E, Seferovic ve Gomis'ten birlikte ama bu şu anda öyle bir durum göstermiyor. E, ama muhakkak üçüncü bir santrafor gerekli. Ben şöyle düşünürdüm belki Mustafa Muhammed'i e, takımda bırakıp belki Gomis'i bir şekilde ondan bir ayrılma planı oluşturacağını zannetmiştim ama tam tersi oldu. yani Mustafa Muhammed şu anda daha Az zararlı olabilirdi Galatasaray'a ve daha çok iş yapardı oyuna girdiğinde bana göre. Ve Okan Buruk'a gelelim. Okan Buruk e, yeni bir heyecana başladı. Akisar'la Ziraat Türkiye Kupası, Başakşehir'le şampiyonluk yaşamış bir teknik adam ve senin de e, kadim dostun, yıllara dayanan, evet. birlikte oynadınız, arkadaşlık yaptınız, e, sohbetler ettiniz. Okan Buruk ismi için e, ne düşünüyorsun? Galatasaray'da doğru isim miydi? Şimdi arkadaşın olduğu için değil. Tarafsız bir gözle Ümit davalı olarak Okan Buruk isminden neler bekliyorsun? Onu merak ediyorum. Ben çok iyi işler yapacağını düşünüyorum. Ben Okan'la da e, ilk geldiğinde hayırlı olsun diye e, aradım, konuştuk. Hatta e, takım hakkında ona da bilgi verdim. Çünkü geçen sene biliyorsunuz hep birlikte analiz ettik Gazi'yi. E, bütün maçlarını seyrettik, analiz ettik, konuştuk. Sen de zaten teknik ee, heyetteydin. Şunun şurasında bir evet. önceki, değil ondan önceki yıldır, teknik, yıldır, heyette, teknik heyette. Teknik de, önemli ondan bir de, parçasıydı. Zaten bulunuyor. Evet. O şekilde biraz yardımcı olmaya çalıştım Okan Hoca'ya. Çok e, zor bir iş e, devraldığını söyledim. Yani gerçekten kolay değil bir e, 13. olan bir takımı tekrar şampiyonluk moduna geçirmek. Gerçekten çok kolay bir iş değil. Biz bir defa e, o Galatasaray ruhunu tekrar Galatasaray'a getireceğini düşünüyorum ben oyuncularda. E, onu da zaten yavaş yavaş son maçlarda gördük. O mücadele, o tekrar o istek, arzu. Er geçen gün arttıkça o daha da o, o, oturuyor oyun sistemine. Okan yeterince tecrübeye sahip zaten ee, birçok takım çalıştırdı, başarılı da oldu, kupalar kazandı ve sonuçta da hak ettiği yerde bence e, şu anda bulunuyor. E, hep birlikte ona destek olmamız gerekiyor. Aynı şekilde ben eski takım arkadaşı olarak ona da destek olacağım, elinden geldiği kadar dışarıdan. E, zaten Fatih Hoca da aynı şekilde desteğini e, söyledi, destek olacağını. Dolayısıyla Galatasaray hepimizin Galatasaray'lı. Ee, Okan da şu anda e, bence hak ettiği yerde ve çok da iyi işler yapacağını inanıyorum. Peki Ümit, <laughs> sence Okan Buruk en çok neye dikkat etmeli, neye önem vermeli? Sonuçta Galatasaray çok iyi bildiğiniz camia, çok yakın olduğunuz camialar. Futbolcu olarak da görev yaptın, teknik heyet olarak da görev yaptın. Ee, taraftarla hepinizin duygusal bağı var, güçlü bağlar kurdunuz. Çok başarılı dönemler, tarih yazdınız hep beraber. E, ee, Okan Burak hani öğüt de bir arkadaş tavsiyesi olarak senin yaptığın teke tek görüşmede e, söylediğim söylediğin bir cümle ya da söylemek istediğin aklında kaldığın söyleyemeyen söyledi söyleyemediğin bir cümle varsa e, ne olurdu? Yani tek bir şey söyleyecek Yo, ben olsa ben de aynı şekilde defans hattına konuştum. Marka o, dönemde daha transferi gerçekleşmemişti. Ben sadece Marko'ya işte mümkünse elinde tutmaya çalış dedim. Nelson Marko'ya ikilisini bozmamaya çalış demiştim. Ama tabii ekonomik durumlardan dolayı da Galatasaray bu satışı gerçekleşti. Gitmek istedi bir de marka tabi. Evet kendisi de aynı şekilde gitmek istedi. O da tabii ki kendi bir kariyer planlaması var. Ee, ama e, ben e, Okan'a söyleyebileceğim zaten kendisi de biliyor zaten. Ee, şu an o, geçen e, çalıştığı takımlarda tabii ki o kadar çok baskı yoktu. Bilhassa işte Başakşehir'de olsun, Akhisar'da olsun. Ee, Galatasaray'ı tabii ki o da çok iyi biliyor. Nasıl bir baskı oluşacağını hem Taraftar açısından, hem basın açısından, e, dolayısıyla beyanatlarında, konuşmalarında, duruşunda zaten e, tecrübeli Okan var. O şekilde, aynı şekilde çok dikkat etmesi gereken bir Okan olması gerekiyor sağ kenarında. Çok teşekkürler Ümit Davalar. E, sezonun ben ilk fanzininde birlikteydik. E, yeni sezon hayırlara vesile olsun. E, biz Aynen de olsun Natspor ya. ailesi olarak e, bir kez daha bizi izlediğiniz için teşekkür edelim. Kanalımıza hala abone olmadıysanız lütfen abone olunuz. Abone olduysanız bildirimlerinizi açınız. İkisini de yaptıysanız iyi ki varsınız diyerek Ümit Davala'yla veda ediyoruz. Hayırlı sezonlar. Hayırlı sezonlar. Teşekkür ederim.